Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten de süper bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümde arkadaşlar sizlerle beraber efsanevi kadroyla, efsanevi desteğiyle maçlar yapacağız. Nedir o desteği görüyorsunuz işte arkadaşlar. Burada madencimiz var, bir tane oduncumuz var, prensesimiz var, buz büyücümüz var, kıvılcımımız var ve lav tazımız var arkadaşlar. Sadece tomruk eksik. Tomruk da bugün geldi pazara. Efsanevi olarak tomruk geldi arkadaşlar. Tomruğu da alayım almayayım mı? Bir önceki videomda arkadaşlar buna cevap verirseniz çok sevinirim. Bu şekilde arkadaşlar Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Ben daha önce görmedim. Türkiye'de ilk defa arkadaşlar 6 tane efsanevi birden bir deste içerisinde, savaş destemde arkadaşlar 6 tane efsanevi birden var. Bunu belirteyim. Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum ve bunlarla arkadaşlar 1-2 maç atacağım. Normal savaş atacağım arkadaşlar. 1-2 maç olacak oldu sadece. Çünkü ya biliyorsunuz yani bütün efsanevilerle oynamak pişmanlıktır. Bunu bir önceki videomda görmüştük zaten arkadaşlar. Hani bunları normal kadronun içine koyunca çok fark yaratıyorlar. Hepsi birlikte bir fark yaratacak mı bunu göreceğiz. Pek zannetmiyorum. Yenileceğimi düşünüyorum iki maçta da ama sonuna kadar dibine kadar oynayacağım arkadaşlar. Yani bunlarla birlikte bir taktik yapmaya, bir kombinasyon yapmaya çalışacağız. Küçük birimleri aldım ve de buz ruhunu aldım. Uçağındaki işte minyonları falan durdurmak için arkadaşlar. Onunla beraber bu arada arkadaşlar saat kaçmış? Saat 3.02. Gecenin 3'ünde çekiyorum arkadaşlar bu videoyu sizler için. O yüzden hani fazla bağırmıyor olabilirim videoda. Bunu da belirteyim. Dilerseniz ilk maçımıza başlayalım arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Evet. Bakalım tüm efsanevi deste pişmanlık mıdır, değil midir? Maç kazandırır mı? Bunu görmüş olacağız arkadaşlar. 3661 kupadan Amerikan Rubik's geldi. Bakalım neler yapacağız. Şimdi ilk başta ne koysam? Adamın rakibin hamlesini bekleyeceğim arkadaşlar ilk maçta. İlk başta rakibin hamlesini bekleyelim. Hiçbir hamle yapmıyor gördüğünüz gibi. Güzel, tamam, yapmasın, bana ne. Evet, yaptı. Ben yaptıktan sonra o da yaptı. Evet, şimdi gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Şimdi oduncuyu sağ tarafa yerleştireceğim. O sıkıntı sıkıntı. Gerçekten çok büyük sıkıntı. Şimdi benim arkadaşlar amacım minyonlarla şeyi kullanmak. Önemli olan o zaten. Minyonlarla demişim. Lav tazısıyla kıvılcımı aynı anda kullanmak arkadaşlar. Bu ikisini başardığım takdirde gerçekten de çok büyük iş başaracağımı düşünüyorum. Çünkü önemli olan ikisini kullanabilmek arkadaşlar. Onu belirteyim. Hemen oraya koyalım. Buz büyücümüzü, prensesi engelleyelim. Şimdi kıvılcımla arkadaşlar başlayacağım işi. Kıvılcımı buradan çıkartalım. Buradan daha fazla hasar yedik. Şimdi o taraftan bir nerf hemen gelirse cevap gelebilir arkadaşlar. O yüzden buradan bıraktım. İkinci hamle olarak lav tazımı bir tank görevi görsün diye hemen üstten bırakacağım. Evet, havadan birimler gelebilir. Çok sıkıntı olabilir onlar bize. Hemen 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 prensesimin gelmesi lazım. Bakalım bu komba nasıl işe yarayacak. Evet, hadi. Çok güzel, çok güzel. Ah be, ah abi, ah ah ah. Ah yine ah. Ama arkadaşlar sanırsam aldık orayı. Güzel bir şekilde aldık hem de. Evet, aldık. Aldık ama orayı da aldı büyük ihtimal o da. Hadi, hadi, hadi. Evet, o da orayı aldı arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Orayı verdik. Değiş tokuşa girdik ve verdik orayı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Hemen buraya şeyimi bırakayım. Burada kıvılcımı bırakayım. Oo, hiç olmadı, hiç olmadı ya. Hadi patlat, hadi hadi gülüm, hadi gülüm. Oo, çok sert, çok sert, çok sert. Arkadaşlar evet, 3 taçı yedik. İlk maçımızda 3 taç yedik afiyetle. Efsane desteyle ilk maçımızı kaybettik. Bakalım ikinci maçta efsanevi destemiz işe yarayacak mı? Hani bir kule aldık. O bile bir şeydir bence bu kadroyla. Çünkü arkadaşlar hani yani bütün efsanevileri bir arada kullanmak gerçekten de pişmanlık bence. Ama sizler için, sırf sizler için kupanın da önemli olduğu bu zamanlarda, kupa kastım bu zamanlarda sizler için normal maç atıyorum. Dostluk savaşı atmayın diye şok yorum geldi. O yüzden normal maç atacağım arkadaşlar. Bakalım işe yarayacak mı? Evet, bir aile hasar yedik maalesef. Şimdi bakalım neler olacak. Kıvılcıma dokunma, kıvılcıma dokunma. Sakın 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 sakın. Abi öldürmen lazım, öldürmen lazım. Çok güzel. Evet arkadaşlar, prensesle geldik oraya. Hadi hadi hadi, bir tane daha, bir tane daha. Ah be ah, hiç olmadı, hiç olmadı, hiç olmadı ya. Evet, hiç olmadı maalesef. Evet, yine oraya bir hayli hasar yedik arkadaşlar.
Lavtası'ya dediğim gibi kıvılcımı kullanıp arkalarına prensesi yerleştirip hemen kule dibinde de madenci atmam lazım. Bu komboyu yakalamam lazım. Gerçekten çok zor bir combo. Ama yakalanmayacak da bir combo değil arkadaşlar. Onu da belirteyim. Yani olabilir, niye olmasın. Evet, oraya onu vereceğiz ya. Oraya ona vereceğiz. Belli oldu. Hemen arkadan kıvılcımı atacağım. Aldırıyor. Maalesef ki aldı. Yani yine pek bir işe yaramayacak arkadaşlar bu kadro. Yenilip yenilip duracağız büyük ihtimal. Maalesef yenilip yenilip duracağız. Evet, şimdi geliyoruz. Bakalım neler yapacağız. Barbarlar gelirse işimiz bitti. Barbarlar gelecek büyük ihtimal. Hoppa. Aa, hiç vuramadık yine. Hiç vuramadık arkadaşlar ya. Öyle bir şey yok. Diğerinde yine 3 taş almıştık ama burada hiç vuramadık gördüğünüz gibi. 12. seviye minyonları hayvan gibi geliyor. Maalesef bu maçı da kaybedeceğiz arkadaşlar. Yani efsanevi deste, dediğim gibi pişmanlık arkadaşlar. Sırf size göstermek için böyle bir deste kurdum. Normal dostluk savaşı atmayıp böyle bir deste kurdum. Sırf size göstermek için. Onun dışında ne, zaten yenileceğimi zaten ben adım gibi biliyordum arkadaşlar. Onu da belirteyim yani. Evet, bir ok geldi. Saçma bir ok oldu diye düşünüyorum. Bakalım sağlam gelirsek alabiliriz. Çok sağlam geldik. Çok sağlam geliyoruz. Çok sağlam geliyoruz. Ama. Evet, çok kötü oldu bu. Alır mıyız orayı? Alamayız. Ya arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok ya. Baksanıza yani. Ha, 3 taç yiyoruz. Bu kadroyla sürekli 3 taç yiyoruz. Başka da yapamıyoruz hiçbir şey. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. 3 taç yine yiyebiliriz. Yer miyiz? Yeriz. Afiyetle yeriz. Biz buna alıştık çünkü. 3 taç yemedik arkadaşlar bu maçta. Yani bir tane daha maç atmak istiyorum. Bir tane daha maç atmak istiyorum. Bakalım neler olacak. 3. maçımızda kazanamayacağız büyük ihtimal ama. Eksi 41 kupa yedik bu arada. Bakalım bir tane daha maç yapalım. Efsanevi desteğiyle. Arkadaşlar bu arada sırf sizler için yapıyorum. Kupa kaybediyorum. Sizler için ya, yani bile bile kupa kaybediyorum. Bunun için arkadaşlar, bu video için, Türkiye'de ilk olan bu video için 6 tane efsanevi birden bir destede ilk defa Türkiye'de olduğu için arkadaşlar, bu video özel sizlerden çok büyük bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Like de atarsanız dediğim gibi videolarda ön plana çıkacak. YouTube'da önerilenlere çıkacak ve de arkadaşlar daha çok kişinin izleme fırsatı olacak. Daha çok kişinin benim bilme fırsatı olacak. Bu fırsatı da benden esirgemeyin arkadaşlar, öyle diyeyim. Yani beğenmeyi unutmayın arkadaşlar lütfen. Of, çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu, adamda roket var ya. Şey kullanamayacağız arkadaşlar yine. Kıvılcımı kullanamayacağız. Adamda roket var çünkü. Yani dediğim gibi arkadaşlar, bu videoya özel bir like patlaması bekliyorum. Yorum yapmanızı bekliyorum bu videoya özel olarak. Yani özellikle like patlaması bekliyorum ki arkadaşlar videoyu daha çok kişi görsün. Türkiye ve dünya genelinde ve daha çok kişi izlesin arkadaşlar. Bu sayede de daha çok kişiyle kanalımız daha çok kişiyle buluşsun. Daha çok kişi videolarımı izlesin arkadaşlar. Sizlerden bu video özel ricam bu. Bu arada turnuva ile ilgili bilgileri Instagram sayfamdan paylaşacağım. Instagram sayfamdan bunları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada hem maç anlatıp hem de oyun oynamak gerçekten çok zor. Dediğim gibi Instagram sayfamdan bunları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ve de YouTube'da da ben turnuva ile ilgili bilgileri veriyor olacağım. Onu da belirteyim. Hadi patlat hadi. Hadi be. Oh. Yani ölüm ya, bunu beklemek ölüm. Evet arkadaşlar, çok sağlam geldi. Gidiyoruz. Bu maçı da kaybediyoruz büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi sol kulemi çok güzel bir şekilde kaybettikten sonra, yani bir tane alabildik. Yani artık yapacak hiçbir şey yok. Bari oduncuyu falan bırakayım yani. 3 taçı yine yedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir işe yaramadığını da bu arada görmüş olduk. Aferin, çok güzel gül. Neyse arkadaşlar, yani efsane deste bu şekildeydi. İstiyorsanız bir de normal destemde bir maç atayım. Çünkü yani moralim bozuldu. 3 maçta 3'ünde de 3 taç yedik. Büyük ihtimal hatırlamıyorum ama bir tanesini yemedik. Çok yenildik. Bir tane de normal maç atıp arkadaşlar videoyu bitireyim. Dediğim gibi turnuva ile ilgili bilgileri de Instagram'dan benim kendi kişisel Instagram'dan paylaşacağım arkadaşlar. Turnuva şifresini, turnuva ne zaman başlayacak diye. Tabii kanalda da paylaşacağım. Kanalda göremeyen
arkadaşlar olursa da dediğim gibi şeyden takip edebilir arkadaşlar. Instagram sayfamdan hem bana ulaşmak için de Instagram sayfamı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bunları da dedikten sonra maçımıza dönelim bakalım. Havadan bir birim yollamasın lütfen lütfen. Evet güzel. Yani yollamasın dedikçe yolluyor. Evet hadi 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 al onu al onu. Evet arkadaşlar o kule gideceğim. Yani bu komboyu yaptığım zaman hiç kimse duramaz karşımda ya. Böyle olacaksınız. Vurma lan buza. Buza vurma. Buza vurma. Bir tane daha vurma. Bir tane daha vurma. Çok güzel. Buzu kurtardık oradan. Paça yırttı buz ama. Kara Prens'in ittirmesiyle birlikte ana kulenin görüş alanına girdi ve hemen telef oldu. Evet. 3 taçı yaptım ve rahatladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal desteğimde çok rahat bir şekilde 3 taçları yapabiliyorum. Ama efsanevi desteğiyle arkadaşlar olabilecek şey o. Bunları dedikten sonra arkadaşlar videonun sonuna yavaş yavaş geliyoruz artık. Turnuva ile ilgili zaten bilgileri söyledim. Hem YouTube sayfasından hem YouTube kanalımdan hem de Instagram'da sayfamdan bunun bilgisini veriyor olacağım. Hemen bu video özel. Bir de altın sandık açalım bakalım ne gelecek. Şansa bir de efsanevi geliyormuş derken. Domuz binicisi geldi. Bu da güzel. 490 tane oldu domuz binici kartım. Yani bu şekilde arkadaşlar Instagram linkimi de veya kullanıcı adım GDR Fuat bu arada YDR Fuat diye aratırsanız bulabilirsiniz. Linkini de arkadaşlar açıklama kısmında bırakıyor olacağım. Dediğim gibi bu video özel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Daha çok kişi görsün. Daha çok kişiyle artık videolarımı buluşturayım arkadaşlar. Bunu da sizden rica ettikten sonra videonun sonuna yavaş yavaş gelelim. Bu arada yani gece çektiğim için gece 3.30-4 civarlarında çektiğim için arkadaşlar sessizim. Komşuları rahatsız etmemek için sessiz konuşuyorum. Bunun için de sizden özür diliyorum arkadaşlar. Tekrardan yeni Clash Royale videolarında görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar, iyi geceler. Bay bay.